Kelime Okulu'na hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün bir mouse aldık. Nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl şarj etmeliyiz? Nasıl bağlamalıyız? Gibi genel, yani ilk defa kullanacak arkadaşların ya da bir alışverişte nelere dikkat etmeleri gerektiğine dair bilgiler vereceğim. Yani kullanmış arkadaşlar ya da alışveriş tecrübesi olan arkadaşların pek izleyeceği bir video değil. Tabii ki de içinde faydalı bir video olacak. Özellikle şarj ve kargodan ilk alım sürecinde dikkat edilecek bazı hususları söyleyeceğim. Belki bu çoğu alan insanların bilgi dahilinde değil. Çünkü şikayet vere girdiğim zaman bir dünya orada şikayet görüyorum. Bu da benim dikkatimi çekti. Bu yüzden sizlere özel olarak bir video hazırlamak istedim bu konu hakkında. Arada sırada ses geliyorsa kusuruma bakmayın. Çocuğumun sesidir. Arkadaşlar, ilk önce kargo meselesinden bahsetmek istiyorum. Kutu size geldi. Bu ambalaj değil. Bakın bunu sardıkları dış ambalaj parçalı olduysa kargocu abi hemen göndermiyorsunuz. Diyorsunuz ki abi bir dakika şunun içini açayım. Açıyorsunuz şöyle bir kutunuzun etrafına şöyle bir bakıyorsunuz. Eğer ana kutunuz sağlamsa kodu verip kargocuyu gönderiyorsunuz. Kargoda birinci şartımız bu. Kargodaki ikinci şartımıza gelecek olursak arkadaşlar kameranızı aynı benim koyduğum gibi herhangi bir yere sabitleyip bu vaziyetteyken videoyu durdurmaksızın arada konuşarak evet şu an kutuyu açıyorum tarzında söyleyerek kutuyu açacaksınız. Yani bu mouse'u gelip böyle yanlarını açıp kutuyu komple bu şekilde açacaksınız videonuzda. Yoksa başka türlü olmaz. Bu videoyu açtınız. Açtıktan sonra mouse'unuzu çıkarttınız. Mouse'unuzda herhangi bir sorun gördüğünüz an ne yapıyorsunuz? Hemen direkt başvuruyorsunuz iadeye. Pardon, oradaki insanlara diyorsunuz ki benim mouse'umda şöyle şöyle bir sorun var. Dilerseniz bende video kaydı da var. Video kaydını size gönderebilirim diyorsunuz. Kutusuyla hemen şurada kutusuyla beraber bunu postalayıp direkt gönderiyorsunuz. Bu da kargoyla anlatacağım ikinci konuydu. Diyelim kargodan çıkarttık. Mouse'umuzu elimize aldık. Kargocu abi de gönderdik. Şimdi ilk neye dikkat edeceğiz? İlk önce arkadaşlar bütün tuşlarımıza basacağız. Her birine teker teker basıyoruz. Ortaya basacağız. Alt tuşlarına basacağız. Bu tuşların arasından basıp basmayan var mı diye bir kontrol ediyoruz. Hızlı bir şekilde mouse'umuzu. Acaba bakıyoruz. Basmadığımız ya da basmayan bir tuşumuz var mı? Şöyle bir kontrol ediyoruz. Bütün tuşları. Eğer basmayan varsa yine iade işlemini başlatacağız. Ben şu an hep olur şekilde ilerleyeceğim. Basmayan bir tuşumuz yoksa mouse hakkında ikinci aşamaya da gelebiliriz. Evet, basmayan tuşumuz yok. Her şey sapasağlam gördük. Hemen dış kozmetiğine yani dış yüzeylerinde herhangi bir sıkıntı var diyeyim. Yani şunu demek istiyorum. Bu ürün ikinci el olarak acaba gelmiş olabilir mi? Bazen insanlar şey yapıyor. Alıyor. Adam kargoluyor. Zaten bunu paketlemek çok zor bir şey değil arkadaşlar. Yani ben hilelerini bildiğim için söylüyorum. Ya da paketlemesini bildiğim için söyleyeyim. Adam geliyor onun içine koyuyor. Poşetliyor ve siz bunu kesinlikle anlayamazsınız. Yani sadece anlayabileceğiniz şu skatezler çizik olur. Bunlara dikkat edin. Skatezler çizik olur ya da dış alt yüzeyi çizik olur. Bundan başka hiçbir türlü anlayamazsınız bunun kullanıp kullanılmadığını. Şöyle bir bakarsınız solma dediğim gibi az skatezlerde çizgi herhangi bir şey gördüyseniz dilerseniz hemen iade işlemini başlatabilirsiniz. Tabi bakın bu kısımların komplesini videolu bir şekilde yapıyoruz. Buraya lütfen dikkat. Evet, kozmetiğinde de sıkıntı yok. Artık mouse'umuzu çalıştırma sırasına gelebiliriz. Arkadaşlar mouse'u ilk çalıştıracağımız zaman hemen dongle'la yani şununla uğraşmıyoruz. İlk önce şu kabloyla bir denemesini yapıyoruz. Neden? Bu kablonun sağlamlığı bizim için önemli. Çünkü biz bu kabloyla şarj ediyoruz. Yeri gelince de şarjımız bittiği zaman bu kabloyu kullanıyoruz. Peki mouse'umuzu nasıl bağlayacağız? Böyle teker teker anlatmak istiyorum. Bu ucu arkadaşlar bilgisayarımıza bağlıyoruz. Bunu götürdüm bilgisayarıma. Bu ucu da göstereyim. Bu ucu da geliyoruz. Mouse'umuza bağlıyoruz. Şöyle göstereyim. Bu ucu geliyoruz. Mouse'umuza bağladık. Şimdi bu ucu da mouse'umuza bağladığımıza göre bir kontrol ediyoruz. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Evet çalışıyorsa güzel. Şimdi bu şekilde çalıştırdığımıza göre dongle'la çalıştırma işlemine geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar dongle'la çalıştırma işlemini geçmeden önce ne yapıyoruz? Tekrardan size anlatıyorum. Şu ucu bilgisayarımıza bağlıyoruz. Ben hemen şöyle bağlayayım. Bu ucu geliyoruz. Dongle uzatıcımıza bağlıyoruz şöyle. Tamam, bağladık. Sonrasında ise bu dongle'ımızı
Bu uzatıcımıza takıyoruz. Şöyle takalım. Uzatıcımızı taktık ve bunu şöyle mouse'umu biraz geri çekiyorum. Ve bunu maksimum diyorum. 20, benim karışım 22 santim olduğu için 25 ile 30 santim arasına koyuyoruz. Maksimum. Daha fazla olmaması gerekiyor. Maksimum 35-40'a da çıkın. Ama 40'tan yukarı çıkmayın. Kesinlikle hani ölçümlerde gördüm yabancı kanallarda. 40 santimden 35 santim Razer biraz daha kuvvetli. Logitech'te 40 santimden sonra zaten Logitech'in kendi kanalında diyor ki 25 santim 30 santim diyor. Razer biraz daha kuvvetli ona 40 santimden sonra sıkıntı çıkmaya başlıyor. Yani şu aralık maksimum 40 santim olacak, bilginiz olsun. Eğer bilgisayarınız yanınızda değilse ya da 40 santim kadar yakınıza koyamıyorsanız bu şekil bağlantı yapacaksınız. Arkadaşlar burada sözümüzü balla kesiyoruz. Arkadaşlarım beni uyardı. Dediler ki arkadaş senin 1000 abone olman gerekiyor. Para kazanman için. Yani ben burada tabii ki de bir takım emekler sarf ediyoruz ama hani ben bunu para kazanmak için yapmıyorum desem yalan olur. Benim amacım zaten burada hani yeri geldiği kadar hani size ürün tanıtmak ve bunu eğer ileriki sefalarda yapabilirsem ki zaten bayramda öyle bir video çekeceğim. Ucuz ürünler size satmak istiyorum. Daha doğrusu yapabilirsem bedava, inşallah öyle bir kısmet olursa, öyle bir imkanımız olursa hani her ay böyle birisine, ihtiyacı olan birisine kulaklık, klavye, işte hepimizin arasında böyle bir döngü sağlayabilirsem çok güzel olacak. Tabi bunun için işte 1000 abone lazım, like lazım. Eğer abone olup like atabilirsiniz beni çok memnun edersiniz. Kusura bakmayın, lafı uzattım, devam edebiliriz. Evet. Şimdi bu ucumuzu bildiğiniz üzere bağlamıştık kasamıza. Tekrardan bağlayayım, size göstereyim. Mouse'umuzu bağladık. Artık mouse'umuzu açabiliriz ki benim şu an açık. Açtım mouse'umu. Kullanıyorum. Evet, dongle'la kullandım. İlk yapmamız gereken arkadaşlar gidip hemen Razer'sa, Pulsar'sa neyse ne kullanıyorsanız hemen bir yazılımınızı yüklemek. Yazılım şart. Neden şart? Çünkü bunların stok herzi var. Stok herz nedir? Ne demek? İşte Razer 1000 herzle çalışıyor. Ama ilk yüklenim anında 500 Hz. Yazılımdan hemen gidiyorsunuz. O 500 Hz'i 1000 Hz olarak değiştiriyorsunuz. Evet arkadaşlar. Yine şarj konusuna gelecek olursak. Yine bu ucumuzu. Bu taraf. Bunu da hatta şöyle çıkartayım. İkisini beraber görün. Yine bu taraf. Bu ucumuzu gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Bilgisayarımıza bağlıyoruz. Ben bağladım. Bu ucu da ne yapıyoruz? Mouse'umuza bağlıyoruz. Şöyle. Mouse'umu aldım. Şu an ben mouse'umu İstersem kablosuz bir şekilde oynamaya devam ediyorum ve bu otomatik olarak kendini içeride şarj ediyor. Şimdi sizin burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bunu kesinlikle söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu mouse'ların içeri biraz detaya kaçacak ama mecburiyetten bunu bu şekilde ifade etmek zorundayım. Başka türlü anlaşılmaz. Bu mouse'ların içindeki pil lityum pil. Lityum pilin özelliği bakın kaç kere şarja taktıysanız o kadar ömründen yer. Ne demek istiyorum? Yani bakın bir yaptım ya. Çıkarttım. Bir daha taktım. Bu bunun ömründen yedi. Bir daha çıkartıp bir daha takarsam ömrümden yedi. Lityum piller açıklaması şöyledir. Der ki 20 bin defa şarja takıp çıkartma. Zaten mouse'ları tam bitmeden doluyken mesela adam diyor ki %50 aman akşamdan takayım diyor ve takıyor mouse'un değil mi? Bu mouse'a %100 zarar. Neden? Çünkü her taktığı bitirmeden her taktığı bunun ömründen yiyor. Yapmanız gereken şey ne? Çünkü o işte 10.000 işte düşüyor. 9.999 işte 9.998 yavaş yavaş düşüyor. Ve genelde dikkat edin bir sene sonra insanlar mouse'larını satmaya başlıyor. Çünkü yavaş yavaş pil ömrü geri düşüyor. Niye? Adam her akşam mouse'u takıyor şarja. Uğraşmayın bir daha. Arkadaşlar buna dikkat edeceksiniz. Nasıl şarj edeceksiniz? Piliniz zaten mouse'ların geneli. Piliniz %10'un altına düştüğü zaman uyarı verir. Ya ekranda ya da burada yanıp söner. O %10'un altına düştüğü zaman takıyorsunuz. Zaten ya 1-2 saatte şarj oluyor. Sonrasında ise çıkartıyorsunuz. Bir de mouse'larınızı kesinlikle şarj haletinde kullanmıyorsunuz. Bu da hem şarj yiyip hem de pilinizden harcama yaptığı için çifte zarar vereceğinden dolayı akşama işiniz bitti. Yatacaksınız. Takın şarjınızı. Doldurun. Bir daha da öyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Şarj konusu da bu şekildeydi. Bir diğer konu mouse'u kapatma. Arkadaşlar geldiniz. Şarj ettiniz. Artık 1-2 saat sonra şarj aldı. Kapattınız.
İşte gece yatmaya gideceksiniz. Aa, bıraktım mouse'u git. Hayır. Bu mouse böyle evet bıraktığınız zaman uykuya alıyor. Belli bir dakika. Onu siz ayarlıyorsunuz. Belli bir dakika sonra uykuya alıyor. Yok. Ne yapmanız gerekiyor? Hemen şu altta şuradan size zaman tık kapatın ve öyle gidin. Neden? Bilgisayarınızda da mesela uyku modu var. Uyku modları pilinizden ya da elektriğinizden yiyor. Yani hiçbir şey yemiyor değil. Kesinlikle yiyor. Bu da sizin pil ömrünüzü kesinlikle uzatacaktır. Bu dediklerime dikkat edip bu mouse kullanırsanız inanın bana yaklaşık size 5-10 sene bu mouse gidecektir ve bana teşekkür edersiniz. Hani mesela ben Razer'ımı şu an o şekilde kullanıyorum. Bana teşekkür ederseniz aklınıza ben gelirim. Benim anlatacaklarım bu kadar. İleriki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.